zaman makinesi olsaydı ve kendi gençliğime, mesela 17 yaşıma dönseydim, kendime şunları söylerdim. En önemli şey aşk. Onu doya doya yaşa, bu bir. Ne yapmayı sevdiğini bul ve sonra o sevdiğin şeyi yapabiliyor musun, ona bak. Yapamıyorsan boşuna enerjini tüketme. Yapabilenler yapsın. Yapıyorsan dünyanın en şanslı insanlarından birisin. Dilini ısır, kimseye söyleme. Sevdiğin insanlar bul. İşlerini onlarla yapmanın yollarına bak. Hayat yap, et, çalış, başarılı geçiyor. Ve bu maraton çok sevdiklerine geçerse iş yapmamış, sürekli aşk yapmış olursun. Birkaç kişinin elini sıkı sıkı tut. Onların dertleriyle dertlen, mutluluklarıyla uç, dediklerine kulak ver. Onları kaybetme. Her şey değiştiğinde senin en orijinal halini bilip sevenlere ihtiyacın olacak. Kendini onunla bununla karşılaştırma. Başkalarının kriterlerine göre seçim yapma. O zaman başkalarının gideceği yerlere gidersin. Oralarda ne işin var? Senin yolun başka, yokuşların başka. Konu komşu ne der diye dinleme. Komşu senin hayatın hakkında topu topu 15 dakika konuşacak. Sense ölene dek onu yaşayacaksın. Hareket et. Her gün hareket etmeyi alışkanlık haline getir. Bir spora kafayı tak. Dansa kafayı tak, satranca kafayı tak. Kafayı taktıkların ileride yaldız olup üzerine yağacak. Yaldız olup üzerine yağacak. Hey, her gün oku. Her şeyi oku. Ağaç olmak nasıldır? Van Gogh olmak nasıldır? İkinci Dünya Savaşı'na katılmış olmak nasıldır? Öğren. Bir gün hepsi bir yapboz gibi birleşip sana inanılmaz gerçekleri gösterecek. Kızlar zekadan, çalışıp başarandan ve espriden hoşlanır. Erkekler güzellikten, edadan ve huzurdan hoşlanır. Hayat alışkanlıklarla yürüyor. Bir şeyi iyi yapmak istiyorsan hemen alışkanlık haline getir. Alışkanlıksa tekrarlı oluyor. Beyin böyle programlanıyor. Bir şeyi sürekli yaparsan başka şeyi düşünmüyor. Onu hep öyle yapıyor. O yüzden alışkanlıklarına çok dikkat et. Neyi alışkanlık yaparsan hayatın ondan oluşacak, unutma. Erken kalkmak kulağa berbat geliyor biliyorum ama erken kalkan yol alır hayatımda duyduğum en doğru şey. Bazen saat 8.30'da 3 şey bitirmiş oluyorsun ve inanamıyorsun zamanın göreceliğine. Dedikodu yapma. Dedikodu nasıl bir şey biliyor musun? Böyle evin içine çöp boşaltmışsın gibi. Ağzını, içini, evini kokutuyor. Rahatlatır sanıyorsun ama pisletiyor insanı. Gül geç. Hem dedikodu yapanların başına mutlaka ayıpladıkları, beğenmedikleri, çekiştirip durdukları şey gelir, unutma. Hayatın mizah anlayışı böyle. Kızlar, güzel mi güzel bir kadın olduğunuzda kendi atınız olsun. Kendi paranızı kendiniz kazanın, onu şakır şakır harcayın. Böylece ayrılıklarla, boşanmalarla attan inip eşeğe binmezsiniz. Atınızı kimse altınızdan alamaz. Dört nala başka yere gidebilirsiniz. Erkekler, yakışıklı mı yakışıklı bir erkek olduğunuzda kadınlara, çocuklara ve hatta birbirinize asla el kaldırmayın. O güç güç değil, kaba kuvvet o. Korkudan kaynaklanır, kaybetme korkusundan. Ve kimseyi avucunuzda sıkarak elinizde tutamazsınız. Tam tersi, avucu apaçık bırakacaksınız. Kimseyi suçlama. Suçlamak nasıl diyeyim, zehirli bir duygu. İnsanı frenler. İnsanı kurban psikolojisine sokar. Atıl bırakır. Hatta şimdiden duvara kendimi suçlu hissetmiyorum yaz. Kendimi suçlu hissetmiyorum. Kendimi suçlu hissetmiyorum. Kendimi suçlu hissetmiyorum yaz. Çok faydasını göreceksin. Ceplerden, bilgisayarlardan, televizyonlardan uzak bir saat ayır kendine. Kendinle sosyalleş. Yoksa unutursun nasıl biri olduğunu.
Hayatın sana başkaları tarafından yansıtılmayan bir aslı var. Onu dinle deniz kabuğu dinler gibi. Yalnızlığını kimseye verme. Yalnızlığın hariç her şeyi paylaş. Çünkü hayat paylaşınca güzel. Her gün şükret. Teşekkürü dualarından asla eksik etme. Teşekkür kadar insana iyi gelen bir şey yoktur. Bir şey istemekten, dilemekten bile iyidir. Sıcacık yapar ruhunu. Bendeki bana yeter, hatta artar bile dünyanın en güzel felsefesidir. Birinden bir şey isteme. Onun yerine birine bir şey ver. Bak neler olacak, seyret sonra. Karanlık günler olacak. Düşeceksin de yaralar da açılacak. O zamanlarda şunu unutma. Tünel bitecek. Kalkacaksın da kabuk da bağlayacaksın. Sevdiklerine bakıp usanmadan seni seviyorum, seni çok seviyorum de. Hatta sen ne yaparsan yap, kim olursan ol seveceğim de. Korkmaktan korkma, ödün bile kopsun. Sonra kapa gözünü, bas karanlığına. Belki biri taş döşemiştir, kim bilir. Böbürlenme, kibirlenme, köpürme, abart, çoğalt, parlat. Böbürlenme, kibirlenme, köpürme, abart, çoğalt, parlat. Her gün bir yazar tarafından hayatının hikayelendirildiğini düşün ve dinle. Böyle bir kahraman olmak ister miydin? İstiyorsan başarıyorsun. Ne mutlu sana.